Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu possessive article quiz. Daha doğrusu konudan ziyade arkadaşlar bu bir mini bir sınav, bir quiz. Possessive article'lerle ilgili hatırlayacak olursanız nominatif, akusatif ve datif formlarını gördük. Burada bunların hepsini böyle bir karışık hale getirdik ve iyi bir şekilde kavramamızı sağlamak maksadıyla ufak bir sınav yapmak istedim. Hazırsanız sınavımız başlasın. Sınava başlamadan önce arkadaşlar şunu da hatırlatmakta fayda var. Ben size bu süreyi tanıyor olacağım. Ancak düşünmenizi de sağlamak maksadıyla ipuçları veriyor olacağım. Hazırsanız quizimiz başlasın. Frau Glas hat ein Auto. Das ist Auto. Evet. Zaten burada kopyamızı parantez içerisine vermişiz. Değil mi? Auto, das Auto ne demekti arkadaşlar? Araba demek. Değil mi? Frau Glas, Bayan Glas'ın bir nesi var? Bir arabası var. Hat ein Glas. Bakın, das ist Auto. Şimdi buraya baktığımızda Frau Glas bu bir kadın olduğu için bu araba onun arabası. Öncelikle bu cümleye baktığımızda arkadaşlar kendime şunu sormam lazım. Bu cümle nominatif mi, akusatif mi yoksa datif bir cümle mi? Hatırlayacak olursanız cümlenin içerisinde sein varsa ki burada sein var, das ist Auto, bu onun arabası diyeceğiz değil mi? Çünkü burada ne demiş? Frau Glas hat ein Auto, Bayan Glas'ın bir arabası var. Bu onun arabası. Dolayısıyla ne olacak? Şöyle bir hatırlayalım. Kadınlarda ne diyorduk nominatif olduğunda? Frau Glas hat ein Auto. Das ist ihr Auto. Öyle değil mi? Das ist ihr Auto. Demek ki bu onun arabası derken değil mi? Das ist ihr Auto demem gerekiyor. İkinci soruya bakalım. Peter sucht Bleistift. Evet, Peter neydi? Bu bir erkek ismi. Suchen neydi arkadaşlar? Aramak demek, değil mi? Bakın aramak demek. Dolayısıyla şöyle bir düşünelim. Nominatif mi, akusatif mi yoksa datif mi gerektirecek? Der Bleistift, bunu A1'den biliyoruz. Neydi? Kurşun kalem demek, değil mi? Artikeli demek ki der. Ne yapacağım arkadaşlar? Der ve Peter'ı dikkate alacağım. Öyle değil mi? Ve suchen bir şeyi aramak dediğim için ne olacak? İsmin iyi halini gerektirecek. İsmin iyi hali neydi? Akusatif. Dolayısıyla der akusatifte neye dönüşürdü? Şöyle bir hatırlayalım. Neye dönüşürdü? Deine. Peki Peter kendi kurşun kalemini arıyor. Öyle değil mi? Ne diyeceğiz o zaman? Peter kurşun kalemini arıyor. Ne diyeceğiz o halde? Peter sucht seinen Bleistift. Öyle değil mi? Peter kurşun kalemini arıyor derken demek ki Peter sucht seinen Bleistift. Bir sonraki cümlemize bakalım arkadaşlar. Die Kinder spielen mit Ball. Evet. Öncelikle bir anlamlandıralım. Die Kinder ne demek? Çocuklar spielen oynamak. Spielen mit ile oynamak. Ball. Evet, zaten kopyamızda vermişiz. Der Ball, değil mi? Şimdi bakın burada bir kilit, bir kelime var. Nedir o arkadaşlar? Mit, değil mi? Dolayısıyla cümlemizin içerisinde mit varsa bu neyi gerektiriyordu? Datifi gerektiriyordu. Dolayısıyla der neyi dönüşürdü arkadaşlar? Deyime dönüşür, değil mi? Çocuklar toplarıyla oynuyor. Ne diyeceğiz o zaman? Die Kinder spielen mit. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Die Kinder spielen mit ihrem Ball, değil mi? Çünkü kendi toplarıyla oynuyorlar derken Die Kinder spielen mit ihrem Ball. Sonraki sorumuza bakalım arkadaşlar. Daha doğrusu cümlemize. Tabii soru diyorum neden? Çünkü bu bir sınav olduğundan dolayı. Evet, boşluk çalışması da diyebiliriz aslında, değil mi? Bakın 4'te ne demiş? Haus ist groß. Evet, das Haus
ev demek değil mi arkadaşlar? Şimdi burada parantez içerisinde ihr demiş. Dolayısıyla buradan kasıt ne? İkinci çoğul arkadaşlar değil mi? Sizin eviniz büyük diyeceğiz değil mi? Groß neydi? Büyük demekti. Şimdi ihr acaba neye dönüşecek? Şimdi das Haus ve ihr. Buna baktığımızda bu cümle nasıl bir cümle olmalı diye sormamız lazım kendimize. Nominatif mi? Akusatif mi? Yoksa datif bir cümle mi bu? Sein'den anlıyoruz. Cümlenin içerisinde sein varsa bu neydi? Nominatifliği yani yılın hali gerektiriyor. Dolayısıyla ihr neye dönüşüyordu? Das Haus, das olduğunda ne diyeceğiz arkadaşlar? Sizin eviniz büyük derken ne diyeceğiz? Euer, öyle değil mi? Euer Haus ist groß. Sizin eviniz büyük dediğimizde demek ki Euer Haus ist groß dememiz gerekiyor. 5'e baktığımızda bu bir soru cümlesi. Bakın wie heißt Ehemann. Evet. Ehemann, der Ehemann değil mi? Eş, koca anlamına geliyor. Bu eş eğer kadın olsaydı ne olacaktı? Ehefrau, die Ehefrau olacaktı. Ancak buradaki eş koca anlamına gelen der Ehemann. Dolayısıyla wie heißt Ehemann? Bakın bunu saygı formunda yapalım isterseniz. Eşinizin adı ne? Diyecek olursak ne diyeceğiz acaba? Wie heißt Ehemann derken acaba bu ne olacak arkadaşlar? Eşinizin adı ne? Diyecek olursak. Wie heißt ihr Ehemann? Bakın burada ihr ilk harfi büyük yazılmış. Neden? Çünkü nezaket formu var. Dolayısıyla eşinizin adı ne derken wie heißt ihr Ehemann? Ancak bu senli benli bir konuşma olsaydı bu pekala. Wie heißt dein Ehemann? Bu da doğru olur arkadaşlar. Dolayısıyla ihr Ehemann ya da dein Ehemann her ikisi de doğru. 6. örneğe bakalım arkadaşlar ya da quiz sorusuna. Ne demiş? Julia macht mit Freund ein Picknick. Evet, bu da gayet bariz bir cümle. Das Picknick arkadaşlar. Değil mi? Julia erkek arkadaşıyla piknik yapıyor diyeceğiz. Ancak burada neye dikkat etmemiz lazım arkadaşlar? Bakın burada ne var? Mit. Yani bu neyi gerektiriyor? Nominatif mi? Akusatif mi? Datif mi? Bunu sormam lazım kendime. Acaba neyi gerektiriyor? Cümlenin içerisinde mit varsa ne olur acaba? Ne olur arkadaşlar? Datif olacak. Öyle değil mi? Datif olacak. Freund, der Freund. Dolayısıyla der neye dönüşüyordu datifte? Dem'e dönüşüyor. Julia, bu bir kadın değil mi? Dolayısıyla onun erkek arkadaşı diyecek olursam mit'le bir araya getirdiğimde ne diyeceğim? Julia macht mit. Mit ihrem Freund ein Picknick değil mi? Julia erkek arkadaşıyla piknik yapıyor derken Julia macht mit ihrem Freund ein Picknick dememiz gerekiyor. Demek ki bir cümleyi incelerken arkadaşlar neye dikkat etmem gerekiyor? Özneye dikkat etmem gerekiyor. Eyleme dikkat etmem gerekiyor. Neyi kastediyorum? Kimi? Bu bir kişi mi? Değil mi? Neyi kastediyorsam bir nesne mi? Ona bakıyorum ve ona göre neyi oluşturmuş oluyorum? Posesifliği yani aidiyeti değil mi? Oluşturmuş oluyorum. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Frau Glas hat ein Auto. Das ist ihr Auto. Frau Glas hat ein Auto. Das ist ihr Auto. Peter sucht seinen Bleistift. Peter sucht seinen Bleistift. Die Kinder spielen mit ihrem Ball. Die Kinder spielen mit ihrem Ball. Euer Haus ist groß. Euer Haus ist groß. Wie heißt ihr Ehemann? Wie heißt ihr Ehemann?
Julia macht mit ihrem Freund ein Picknick. Julia macht mit ihrem Freund ein Picknick. Sonraki cümlemizle devam edelim arkadaşlar. Wir rufen Bruder an. Evet, burada ayrılabilir bir fiil var. Anrufen neydi arkadaşlar? Telefon açmak demek değil mi? Bruder artikeli neydi? Der Bruder. Biz abimizi ya da erkek kardeşimizi arıyoruz derken, onu arıyoruz derken bu ne olacak? Nominatif mi? Akusatif mi? Yoksa datif olarak mı? Onu arıyorum dediğimde ne diyeceğim? İsmin i hali olan akusatif değil mi? Dolayısıyla biz kardeşimizi arıyoruz diyelim. Ne diyeceğiz o zaman? Wir rufen. Şimdi wir neye dönüşüyordu posesiflikte? Der Bruder. Ne oluyordu akusatifte? Onu bir düşünelim. Der Bruder ne olacaktı akusatifte? Den olacak. Dolayısıyla wir ne olacak? Unser. Birleştirelim. Ne olacak arkadaşlar o zaman? Wir rufen unseren Bruder an. Öyle değil mi? Biz erkek kardeşimizi ya da abimiz de olabilir bu. Değil mi? Erkek kardeşimizi arıyoruz derken wir rufen unseren Bruder an demiş oluyoruz. Demek ki burada ne varmış arkadaşlar? Akusatif hali değil mi? Posesif artikel demek ki akusatif olarak karşımıza çıkmış oluyor. Sonraki örneğimize geçelim arkadaşlar. Sonraki örnekte Jens, bu bir erkek ismi arkadaşlar. Jens spielt mit Katze. Evet, die Katze zaten orada tüyomuzu da vermişiz. Die Katze kedi demek. Evet, Jens kedisiyle oynuyor. Dolayısıyla onun ona ait olan kediyle oynuyor derken ne olacak? Die Katze, bakın burada mit var. Dolayısıyla ne olacak bu? Şöyle bir düşünelim, cümlenin içerisinde mit varsa ne oluyordu acaba? Nominatif mi? Akusatif mi? Yoksa datif mi? Ne olacaktı acaba? Jens spielt mit Katze. Bir defa mit ne gerektirecek arkadaşlar? Datifi gerektirecek. Peki datifte die neye dönüşüyordu? Der'e dönüşüyordu. Öyle değil mi? Peki Jens kendine ait olan kediyle değil mi? Kedisiyle oynuyor derken Jens, bu bir erkek olduğunda ne oluyordu? Şöyle bir hatırlayalım. Sein değil mi? Peki bunun sonuna ne gelecek? Die, dere dönüştüğü için der seiner değil mi? Sein ve der birleşti ne oldu? Seiner oldu. Dolayısıyla Jens kedisiyle oynuyor derken ne diyeceğiz? Jens spielt mit seiner Katze diyeceğiz. Evet, sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Ne demiş? Evet, Hund ist sehr süß. Evet, Hund zaten vermişiz orada artikelini. Der Hund neydi? Köpek demekti. Sehr süß, çok tatlı. Evet, şimdi parantez içerisinde du demişiz. Çünkü bu herhangi bir posesif olabilirdi. Ancak du posesifliğine göre, yani du aidiyetliğine göre burayı yorumlamamız lazım. Senin köpeğin çok tatlı dediğimde öncelikle bir cümleye bir bakalım arkadaşlar. Bu nasıl bir cümle olabilir acaba? Nominatif mi? Akusatif mi? Yoksa datif mi? Bunu en iyi nereden anlarız? Bunu en iyi buradaki öğelerden anlarız değil mi? Buradaki eylem sein ist. Dolayısıyla ne olacak bu? Nominatifliği gerektiren bir cümle. Peki senin köpeğin çok tatlı derken ne diyeceğim? Acaba ne diyeceğim? Gayet senin neydi arkadaşlar? Dein. Peki der Hund'da herhangi bir şey oluyor muydu? Artikeli etkiliyor muydu burada? Hayır. Senin köpeğin çok tatlı derken demek ki ne diyeceğim? Dein Hund ist sehr süß. Neden dein? Çünkü nominatiflikte du ne oluyordu? Dein şeklinde yorumlanıyordu değil mi? Dolayısıyla senin köpeğin çok tatlı derken dein Hund ist sehr süß demiş oluyoruz.
Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Die Schüler fahren mit Fahrrädern. Evet. Die Schüler, öğrenciler, fahren neydi? Sürmek demekti. Fahren mit, evet, ile Fahrrad ne olmuş? Die Fahrräder, değil mi? Die Fahrräder neydi? Bisikletler anlamındaydı. Bakın orada ismin sonunda, bisikletlerin sonunda bir N var. Evet, bunları hangi durumlarda kullanıyorduk? Bir defa şu cümleye bir bakalım. Acaba bu nominatif mi, akusatif mi, yoksa datif bir cümle mi? Şöyle bir düşünelim. Cümlede fahren mit var. Cümlenin içerisinde mit olduğuna göre bu neyi gerektirir? Datifi gerektirir. Die Fahrräder ne olacak acaba? Die neye dönüşecek? Öğrenciler kendilerine ait olan bisikletlerle, değil mi? Bisikletleri kullanıyorlar, sürüyorlar derken ne diyeceğiz acaba? Die Schüler fahren mit. Die Schüler fahren mit ihren Fahrrädern. Demek ki öğrenciler kendi bisikletlerini kullanıyorlar anlamına gelmiş oluyor, öyle değil mi? Dolayısıyla die Schüler fahren mit ihren Fahrrädern. Bakın burada mit'i dikkate almam lazım. Demek ki bu datifliği gerektiriyormuş. Gelelim bir sonraki cümleye. Ich suche Handy. Evet. Ben, bu ne olsun? Das Handy, cep telefonu. Ben cep telefonumu arıyorum derken acaba bu ne olacak? Bakın burada suchen var. Cümlenin içerisinde suchen varsa bu neydi? Tıpkı haben gibi, tıpkı finden gibi, değil mi? Bir fiil. Akusatifliği gerektiren bir fiil, yani ismin i halini gerektiriyor. Peki das'ta dönüşüm oluyor muydu arkadaşlar? Hayır, olmuyordu. Dönüşüm neredeydi? Derdeydi. Der, deyine dönüşüyordu. Oysa ki burada herhangi bir dönüşüm olmayacağından ben bana ait olan cep telefonunu arıyorum. Yani ben kendi cep telefonumu arıyorum. Ne diyeceğim o zaman? Ich suche, ne diyeceğim arkadaşlar? Ich suche mein Handy. Ben cep telefonumu arıyorum dediğimde demek ki ich suche mein Handy diyecekmişiz, değil mi? Evet, sınavın sonuna geliyoruz. Son soru. Mia hat eine Puppe. Das ist Puppe. Evet, Mia bu bir kadın ismi. Die Puppe, oyuncak bebek. Demek ki bu bir kız çocuğu, değil mi? Ne yapıyor? Nesi varmış? Bir bebeği var. Mia hat eine Puppe. Das ist Puppe. Bakın burada arkadaşlar, bu onun bebeği, oyuncak bebeği diyeceğiz. Dolayısıyla orada die Puppe dememe gerek yok. Neden? Çünkü bariz bir şekilde eine Puppe, değil mi? Neyi gerektiriyor? Die artikelinden geldiğini görüyoruz. Das ist Puppe denildiğine göre ne olacak bu? Bu onun bebeği. Bu onun oyuncak bebeği. Mia'yı kastediyorum. Ne olacak bu acaba? Nominatifi gerektiriyor bir defa. Öyle değil mi? Nominatifi gerektirdiğinden dolayı şöyle bir hatırlayalım. Benim derken ne diyeceğiz? Mein. Senin, dein. Er olsa ne olacak? Ya da er ist, sein. Sie olduğunda ne olacak arkadaşlar? Ihr. Die artikelinden dolayı ne olacakmış demek ki? Ihre Puppe. Mia hat eine Puppe. Das ist ihre Puppe. Demek ki Mia'nın bir oyuncak bebeği var. Bu onun oyuncak bebeği derken das ist ihre Puppe dememiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, quizin sonuna geldik. Size mümkün mertebe o süreyi tanımaya çalıştım. O süreyi tanırken size tabii tüyoları verdim. Umarım iyi bir quiz geçirmişsinizdir. Sizlere vedalaşmadan önce şöyle bir üstünden geçelim diyorum. Ondan sonra vedalaşalım. Hazırsanız doğru telaffuzlarıyla bu cümleleri tekrar edelim.
Wir rufen unseren Bruder an. Wir rufen unseren Bruder an. Jens spielt mit seiner Katze. Jens spielt mit seiner Katze. Dein Hund ist sehr süß. Dein Hund ist sehr süß. Die Schüler fahren mit ihren Fahrrädern. Die Schüler fahren mit ihren Fahrrädern. Ich suche mein Handy. Ich suche mein Handy. Mia hat eine Puppe. Das ist ihre Puppe. Mia hat eine Puppe. Das ist ihre Puppe. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde bir quiz yaptık. Ufak bir sınav yapmış olduk. Ne yaptık? Pozitif artikelleri nominatif, akusatif ve datif olarak şöyle bir incelemiş olduk, görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss!